Merhaba arkadaşlar. MVC'de stok takip otomasyonunda 54. dersle karşınızdayız. Bu dersimizde arkadaşlar sayfa işlemlerini bitirmeye çalışacağız. Şimdi önce arkadaşlar şöyle bir bakalım. Hakkımızda ondan önce bir ana sayfa da ekleyeceğiz. Şurası ana sayfa. Ve ana sayfanın yolu da home index. Burası iletişim. Bir de ürünler içinde bir sayfa olsun. Evet, şu bağlantıları değiştiriyorum. Home hakkımızda buradaki actionları oluşturacağız daha sonra. Home iletişim ürünler. Evet, şimdi şunun bir tanesi kalsın, yeterli. Şimdi kategori ve markaları biz veri tabanından çekeceğiz. Sonra da şu şekilde çekeceğiz. Daha önceki derslerimizde arkadaşlar Weave tarafına C# kodlarını da yazabiliyorduk. Onu göstermiştim. Şöyle app dedikten sonra İki tane süslü parantez ve buraya tanımlama yapıyorum. Variable db eşittir new stock takip entities ardından modelimizi tanımlıyoruz. Modelimiz neydi? Kategoriler. Yani kategoriler tablosundaki bütün kategorileri drop down liste çekmiş olacağız. DB nokta kategoriler nokta turist. Ardından bir for each döngüsü. Tab tuşuna iki defa bastım. Koleksiyonumuz model liste şeklinde. Şurayı for each içerisine alıyorum. Evet, şimdi şurası. Bunu daha sonra oluşturacağız. Yine bir action oluşturacağız. Home kategoriler ve add item nokta id. Evet, dışarıdan bir id değeri alacağız. Add item nokta kategori. Evet, şu zaten aynı arkadaşlar. Dolayısıyla hatta şu model k olsun. Kategori anlamında. Bunu markalar içinde yapacağız. Aynı işlemler. Küçük bir değişiklik yapacağız sadece. Şuraları siliyorum. Bunun bir tanesi kalsın. Evet. Süslü parantez içerisine. Şöyle yapıştıralım. Aslında aynı. Siliyorum direkt. Şu model M marka. Şu da markalar.
markalar, evet bu şekilde burası. Şimdi indeksten bir çalıştıralım önce. Son görüntüsüne bakalım. Evet, indeks sayfası açıldı. Şimdi bakalım şöyle kategoriler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi veri tabanından çektik bunları. Drop down liste bu şekilde aktarmış olduk. Markalar da yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi kategoriler ve markalar diye iki tane action result, hatta diğerlerini de oluşturalım. Hepsi oluşsun. İletişim. Return view. İlgili view'i döndürsün. Aynı isimde view. Public action result. Bu da hakkımızda. Evet, yine aynı isimde bir view döndürecek. Evet, başka iletişim dedik. Ürün için. Ürünler. Bakalım, ürünler mi dedik? Evet, ürünler. Return view. Aslında şöyle diyelim, kategori ürünler mi desek? Çünkü o kategorideki ürünleri listeleyeceğiz. Yani her ne kadar genel kullanıcılar için layout sayfası oluşturmuşsak da burada yine genel kullanıcının bunları listelemesi, görmesi lazım. Yani liste şeklinde değil de daha farklı şekilde. Neyse, kategori diyorum ben. Bu şekilde. Tabi burada bir ID değeri olacak. Int ID. Çünkü hangi kategoriye göre ürünü getireceğiz, bunu belirtmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde marka için markalar int ID. Return değil. Burada bir model dönecek. Tanımlayacağız biraz sonra. Ya burada da aynı şekilde. Bu arada bir tanımlama yapacağız. Stock takip entities için MVC stock takip DB. Evet, şimdi index var hakkımızda. Add view. Bütün view'ları ekleyelim. Evet, bir layout sayfası kullanacak. Sheridan içerisinde genel layout. Hepsini oluşturalım. Tamam, burası iletişim.
Evet, eğer bir derste bitmezse arkadaşlar, sonraki derste bitirelim. Çok önemli değil. Ürünler için. Layout sayfası aynı arkadaşlar. Değiştirmiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi genel layout. Kategoriler için. Hatta bunu iki derste bitirelim arkadaşlar. O şekilde olsun. Çünkü gördüğüm kadarıyla uzun sürecek. Çünkü bir de daha aktif class'ı da eklememiz gerekiyor projeye. Evet, buralar tamam. Şimdi şunu yapalım. Da şurada da bir model tanımlanacak. Şimdi modellerimizi tanımlayalım. Model DB nokta ürünler turist. Bütün ürünleri listeleyeceğiz ürünlerde. Şimdi kategorilerde var model eşittir DB nokta, tabi ürünleri listeleyeceğiz yine, ürünler nokta ver x öyle ki x nokta kategori id'den gelecek olan değer şeklinde olacak. Artı turist diyeceğiz. Yine burada da aynı şekilde var model. Ürünler nokta ver öyle ki x nokta marka id eşit id'den gelecek olan değer. Evet, burası bu şekilde. Şimdi bir de arkadaşlar, şimdi bir bekle bir değer taşıyacağız. Hangi kategori olduğunu belirlemek için kategori veya marka, hangi markaysa DB nokta ürünler daha doğrusu kategoriler nokta first or default x eşit büyük x nokta id eşit modelden gelecek olan modelden değil de şu, bu da ID nokta nokta ver demediğimiz zaman select gelmiyor. Evet, seçili olan nedir? Kategori nokta first or default tek değer. Evet, şimdi bunu div bekle bir tarafına taşıyalım. Eşittir kategori.
Evet, burası tamam. Şimdi bunu bir de marka için yapalım. Marka eşittir db nokta markalar nokta ver x öyle ki x nokta yine id eşit eşit parametreden gelecek olan id değeri select x öyle ki marka nokta first or default VBack nokta marka diyorum buna da ve markayı eşitle. Evet, bu kısım bu şekilde. Şimdi hakkımızda kısmına bir ekleme yapalım. Daha önce yine Lorem Ipsum'dan siz bunu isteğinize göre düzenlersiniz arkadaşlar. Projenize göre uyarlarsınız. Evet, BR etiketi BR burası. İletişim için. Evet, iletişimi de düzenleyelim. İletişim genel scriptlerin içerisinde kontak dosyası var. Şu bölüm olabilir. Evet, büyük bir ihtimal şu row kısmı. Burada bir şey var mı? Tamam, row. Burada bir harita olacak sanırım. Evet. Google Map var. Evet, burada da tamam. Submit butonu vesaire. Tamam. Şurada bitiyor. Footer olmayacak. Evet, şu iki row class'ını alıyorum. Burası tamam. Evet, aslında bir deneyelim, bir bakalım son durumuna. Şu ana sayfada da bir küçük bir problem var buna. Bir tane birer tane daha BR ekliyorum. Tamam, bu şekilde güzel. Bu şekilde kalsın. Hakkımızda. Evet. Tamam, değişiyor. Şuralar değişmedi. Tamam, neyse. Onları da yapalım. Hakkımızda.
Bu şekilde daha iyi olur sanki. Tamam, güzel. Evet, buralar bu şekilde. Ürünler için tabii şu anda herhangi bir şey yok. Veya gıda için. Şimdi buraları ürün, kategori ve markalarda dolduralım. Bir bakalım kaç dakika olmuş. Evet, toplam 21 dakika olmuş. Bir sonraki dersimizde kalan işlemleri bitirelim. Evet arkadaşlar, böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.